Yüzleş yöntemiyle korkularını yenmenin 6 yolu nedir? Bugün sana korkularınla etkili şekilde başa çıkabilmeni kolaylaştırabilecek yüzleş olarak adlandırdığım bir yöntemi anlatacağım. Bildiğin gibi korkular hayatın birçok alanında karşına çıkabilir. Belki sen de kendinde üstesinden gelmeye ihtiyaç duyduğun belli korkulara sahipsin. Belirli durumlardan, belirli şeylerden ya da takıntılardan dolayı oldukça sıkışmış hissediyor olabilirsin ve bunlar senin yaşam kaliteni önemli oranda kısıtlayabilir. Korkularla başa çıkabilmede en etkili yolun aslında bu korkuların üzerine gitmek olduğunu herkes bilir. Böyle bir görüş vardır ama bu uygulaması o kadar da kolay olmayan bir şeydir. Yani söylemesi kolay ama uygulaması o kadar kolay değil. Sana zor gelen bir şey bir başkasına kolay gelebilir. Onun için sana ya üstüne git o zaman çözersin diyebilir. Ama sana da kolay gelen bir şey bunları söyleyen kişiye zor gelebilir. Dolayısıyla burada önemli olan, senin için önemli olan nokta neyse bu korkulara daha farklı şekillerde yaklaşmak ve gözden kaçan nokta neyse bunları anlamak ve belli bir yapı dahilinde bu yüzleşme çalışmalarını yapmak aslında. Bu yüzden de bugünkü videoda sana bu korkularla başa çıkabilme konusunda senin için derlediğim bir yöntemi anlatacağım. Eğer ki sahip olduğun korkularla başa çıkabilmeye konusunda kararlıysan, bir şekilde analiz ettiysen ve artık bu konularla yüzleşme konusunda da adım atsam iyi olur diyorsan, bugün anlatacağım yöntem senin işini epey kolaylaştırabilir. Yüzleş yöntemi dediğim bu yöntem 6 tane basamaktan oluşuyor. Şimdi bu yöntemi en etkili ve ideal şekilde kullanmak istiyorsan, mümkün olduğunca çok sonuç almak istiyorsan 6 basamağın da tamamını öğrenmen gerekiyor. Çünkü bu basamakların her biri birbiriyle bağlantılı. Bunu bir bütün olarak uyguladığında en kolay ve etkili şekilde sonuç alabilirsin. Bu yöntemin ilk basamağı yazarak hazırlık yapmaktır. Söz uçar yazı kalır mantığıyla hareket edecek olursak, kendinde aldığın belli kararlar konusunda da ki korkularınla yüzleşmek hayatın için önemli bir karardır. Bu kararları yazılı olarak ele alıp işlersen çok daha verimli şekilde yol alma fırsatın oluyor. Şimdi bu yüzleşme çalışmalarında yazılı olarak peki nasıl hazırlık yapabilirsin? Bunun için 5O şablonu dediğim bir şablon hazırladım senin için. Bu şablonu uyguladığında bu yazarak düşünme ve uygulamaya geçirme konusunu çok daha verimli şekilde yapabilirsin. 5O şablonunun ilk maddesi odaklanacağım durum ne? Şimdi burada diyelim ki kedi fobin var ve yaz ayı da gelmiş. Artık yaz ayında rahat rahat tatile gitmek istiyorsun. Hani açık alandaki bir kafede rahat bir şekilde oturabilmek istiyorsun. Bu yüzden de kedi fobini artık çözümlemek istiyorsun diyelim ki. Bu noktada yüzleşme konusunda da küçük adımlarla ilerlemek açısından bir tane adım belirledin ve o adımda mesela diyelim ki evinin yakınındaki hani kedilerin de olduğunu bildiğin parkta yarım saat oturup kedileri izlemek, uzaktan bakmak, etrafa göz atmak şeklinde bir durum belirledin diyelim ki. Bunu bu kolona yazıyorsun. 5O şablonunun ikinci kolonu olumlu olarak ne olabilir? Bunu yazıyorsun. Olumlu beklentilerin neler? Mesela örneğimiz üzerinden yine gidecek olursak, işte parka gideceğim, yarım saat boyunca orada kalacağım ve kendimi giderek daha iyi hissetmeye başlayacağım. Çünkü bu işin üstesinden gelebiliyorum, kendime güvenim gelmeye başlayacak, omuzlarımın biraz daha dikleştiğini, yüzümün güldüğünü fark edeceğim şeklinde bir beklenti yazabilirsin. Bunu yazdıktan sonra da şöyle bir gözlerini kapatıp bunu birkaç dakika gözünde canlandır. İşte parka gitmişsin, oturuyorsun ve yarım saat sonra dolmuş ve kendini biraz daha iyi hissediyorsun. Yapabildim, aferin bana şeklinde gözünde canlandırabilirsin. Gözünde canlandırmak aslında zihinsel olarak da bir nevi yüzleşmeyi şimdiden yapmak oluyor. Ve burada özellikle pozitif olarak canlandırdığın için motivasyonun da ve enerjin de artmaya başlar. 5O şablonunun diğer bir unsuru da olumsuz olarak ne olabilir? Bunu da bir düşünmek gerekiyor. Çünkü sonuçta kaygıların üstüne gidiyorsun. Bazı konular seni düşündürecektir. Bunları da burada yazıyorsun. Mesela ne olabilir? İşte parka gideceğim ve orada birkaç dakika sonra bir kedi gelirse ya yanıma
O zaman çok korkarım. Sonra da parktan uzaklaşırım. Bu yüzleşme hedefim de yarım kalır. Şeklinde bir olumsuz beklenti geliyorsa aklına bunu yazıyorsun. Şablonumuzun sonraki bölümünde de bu olumsuz olan duruma karşı peki ne yapabilirimi yazıyorsun. Yani aslında bir nevi hazırlık yapacaksın. Bu olumsuz beklentini sadece düşünüp karalar bağlamak değil burada. Proaktif bir şekilde bu konuda ne yapabileceğini yazıyorsun. Yani mesela diyelim ki bu parkta ya kedi gelirse paniklersem düşündün diyelim ki. Yani bizim örneğimizde diyelim ki işte kedi gelecek, panikleyeceğim ve yarım kalacak şeklinde olumsuz bir beklentim varsa burada bu olumsuza karşı yapabileceğin şey işte kedi gelirse belki ayağa kalkarım, biraz araya mesafe koyarım, başka bir banka geçerim, kedi uzaklaştıktan sonra tekrar banka oturabilirim ama parktan ayrılmam, parkta kalmaya devam edeceğim. Belki bir gevşeme yöntemi yapabilirim orada ve sonuna kadar kalacağım. Ve sonuna kadar kaldıysam da kendimi takdir edeceğim, öveceğim, hedefimi düşüneceğim gibi bir şekilde çözüm planları, hani alternatif senaryolar düşünüp motivasyonunu yine bu şekilde yükseltebilirsin. 5O şablonunun 5. maddesinde de aslında ilk başta hazırlık aşamasında doldurmuyorsun, yüzleşme çalışmasını yaptıktan sonra o boş bıraktığın 5. maddeye geliyorsun. Burada da olan şey ortaya çıkan sonuç nedir? Mesela şöyle bir şey yazabilirsin. İşte şu tarihte parka gittim, yarım saat boyunca kaldım. İlk başta kaygılarım biraz yükseldi, gerginleştim. Ama sonra kendimi hatırlattım, olabilir, gerginleşme gelebilir, orada kal. Bu senin için iyi bir şey dedim ve kalabildim. O yarım saat dolduktan sonra da bunu yapabildiğim için kendimi takdir ettim, iyi hissettim kendimi. Şeklinde olan neyse bunları yazıyorsun. Hem artısıyla hem de eksisiyle. Sadece negatif olan durum değil. Yani gittim, gerginleştim, geldim değil. Gittim, gerginleştim ama bir taraftan da bu yazdığım, planladığım şeyi uygulayabildim. Bunu da yazman gerekiyor. Evet, 5O şablonuyla yazarak düşünmenin ana hatlarını genel olarak anlattım sana. Şimdi yüzleş yönteminin diğer basamaklarıyla devam edelim. Yüzleş yöntemindeki ikinci basamak, üzerine gideceğin adımları önceden belirlemektir. Şimdi 5O şablonunu hangi durumlarda kullanacaksın? Yani bir şekilde odaklanacağın durumun ne olacağını belirlerken de işte bu basamaklandırılmış listeyi kullanabilirsin. Sonuçta bazı konular kolaydır, bazı konular zordur. Bunu kademeli hale getirirsen çok daha verimli şekilde yol alabilirsin. Bunu yüzmeyi öğrenmek gibi düşünebiliriz. Yüzmeyi öğrenmek herkesi belli oranlarda aslında korkutur. Dolayısıyla da kademeli bir şekilde gitmek gerekir. Ve aynı zamanda belli becerileri kazanarak aslında o insana bir güven de getirir. Dolayısıyla önce ayağın yere basıyorken bir şekilde yüzmeyi öğrenirsin. Destekler alarak. Sonra ayakların yerden kesilen yerde suyun üstünde durmayı öğrenirsin. İşte kulaç atmayı öğrenirsin. Destekli bir şekilde sonra destekleri ortadan kaldırırsın gibi belli kademeler vardır. Bu kademelerle hareket edildiğinde aslında eninde sonunda yüzmeyi öğrenirsin. Aynı mantıkla korktuğun durumları da böyle basamaklara ayırman gerekiyor. Bir liste yapman lazım. Seni korkutan durumları hani belli adımlara bölsen neler olur diye. Daha sonra da bunu kolaydan zora doğru sırala. Yani asla ben yapamam dediğin, çok korktuğun konuları belki listenin sonuna koyacaksın ama biraz adım atabilirim, yapılabilir gibi bir şey dediğin noktaları da listenin başına koy ve böyle bir sıralama yap. Ve bu liste elinin altında olsun. Ana sistem nedir? Listeyi oluşturduktan sonra 5O şablonuyla her bir maddeyi tek tek işleyerek aslında üzerine gitmek. Basit. Tabii teoride basit, uygulamada o kadar basit değil ama böyle bir sistemle yol alırsan en azından zihnin daha net olur, önünde bir rota olur ve o rotadan ilerledikçe ilerlediğini de fark etme şansın olur. Şimdi buraya kadar belli adımlar belirleyip işte kademeli bir şekilde üzerine gidebileceğin noktalar neler bunları konuştuk ama yani iç dünyandaki noktalara odaklanmak gerekmiyor mu bu süreçte? Tabii ki gerekiyor. Bir şekilde zihnine gelen o zehirli düşüncelerin aslında panzehirini bulman lazım. İşte o adımları atarsam, yüzleşirsem rezil olurum, güçsüz kalırım, zayıf düşerim, başaramam, yetersizim gibi düşünceler eğer aklına geliyorsa
bu düşüncelerle bir şekilde başa çıkabilmen gerekiyor. Yani bunu kendi iç dünyanda analiz edip oturtman lazım. Çoğu zaman bu düşüncelerin aslında olasılığın abartılması ve bir şekilde başa çıkma gücünün yetersiz görülmesi şeklindeki iki düşünce hatasını içerdiğini görüyoruz. Yani bu noktada aslında seni korkutuyor olsa bile bu adımlarla alakalı olarak aslında buna eşlik eden düşüncelerin çok da doğru olmayabileceğini, abartılı olduğunu bir şekilde kendi içinde de analiz etmen önemli. Yüzleş yönteminin diğer bir önemli unsuru da listeye pozitif gelişmeleri de eklemen aslında. 5O şablonunun 5. bölümünde, 5. maddesinde aslında ortaya çıkan sonuçları yazarken pozitife özellikle bir daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bu süreçte motivasyona çok ihtiyacın var. Kendin için kolay olmayan bir şeyi yapıyorsun. Birçok insan korkularını aslında bastırıyor ve ondan kaçınıyor. Ama sen tam tersi bunların üzerine gidiyorsun. Dolayısıyla da normalde alışık olmadığın bir şeyi yapıyorsun. Bu yüzden de motivasyona, enerjiye ihtiyacın var. Ve bunları doğru şekilde, uygun şekilde yaptığında ve sonuç aldıkça aslında güzel bir iş yapıyorsun. Bundan dolayı da kendini iyi hissetmen, kendini takdir etmen, kendini övmen lazım. Bunu da özellikle ihmal etmemeni öneririm. Şimdi yüzleş yöntemini uygularken endişelerinde belki belli artışlar, dalgalanmalar olabilir. Eğer endişen artarsa belirli gevşeme çalışmaları, gevşeme egzersizleri yapabilirsin. Mesela burada en tipik gevşeme egzersizlerinden bir tanesi nefes alışverişi düzenlemektir. Daha sakin, daha rahat bir noktaya doğru mümkün olduğunca çekmek aslında. Bunun için öncelikle doğru nefes almak nasıl olur bunu öğrenebilirsin diyafram nefesiyle. Ve bunu aslında bu yüzleşme çalışmalarında da ihtiyaç duydukça, eğer ki özellikle kademeli bir şekilde baktığın bu yüzleşmeye çalıştığın o korkularda özellikle zorlayıcı basamaklara doğru kayıyorsan duygu dalgalanmaları daha hararetli olabilir. Özellikle o kademelerde belki bazı gevşeme egzersizlerine ihtiyacın olabilir. Mesela şimdiki ana odaklanmak da önemli bir egzersizdir. Beş duyunla birlikte ne görüyorsun, ne işitiyorsun, bedensel olarak neler var, işte ağzında nasıl bir tat var, ne gibi koku var. Bunları bir şekilde dikkatini verdiğinde dikkatin şimdiki zamana geliyor ve o zaman parazit düşünceler o kadar ön planda olmayabiliyor. Gevşeme ile alakalı birçok farklı türde egzersizler var. Bunu da internetten ya da belli kitaplardan araştırabilirsin. Yüzleş yönteminin 6. ve son basamağı da şipşak çözümlerin olmadığını kendine hatırlatmak. Burada kararlı olman çok önemli. Hani tek bir deneme yapıp tüm sorununun, tüm o kaygı koşullanmasının ortadan kalkmasını bekleme. Yani diyelim ki kedi fobinle alakalı parka gittin. Tamam, yani o adımı yapabildin ama günün sonunda yine hala bir kafeye gidip açık alanda oturmakta endişe duyuyorsun diyelim ki. Şimdi niye böyle oldu? Demek ki bu düzelmeyecek, çözülmeyecek gibi bir kaygı içine girmen doğru olmaz. Çünkü sen bu yaşına kadar bu kaygılarınla alakalı olarak onlarca kere, yüzlerce kere koşullanma yaşadın. Yani bu durumla karşılaştın, her seferinde kaçındın ve o negatif düşünceler eşlik etti. Yani beynine bunu öğrettin aslında. Şimdi birden beynine farklı bir şekilde davranmasını söylüyorsun. Böyle olunca tabii ki o alışık olduğu otomatik tepkileri ortaya koyacak. Sen her seferinde manuel bir şekilde kontrolü ele alıp daha farklı şekilde hareket ettikçe zamanla beyninde bu yeni deneyimlere alışacak ve bu düzeltici yaşam deneyimleriyle birlikte aslında o korku koşullanması da sönmeye başlayacak. Bunu aslında yeni aldığın bir ayakkabının giydikçe birkaç günden sonra ayağına daha alışması, oturması ve bir noktadan sonra aslında ayakkabının sanki ayağının bir parçası gibi hissetmene benzetebiliriz aslında. Aynı şekilde bu konuda yüzleşme yöntemi de ne kadar çok pratik yaparsan o kadar rahat ve konforlu bir şekilde uygulamaya başlayabiliyorsun. Peki yüzleş yöntemi kulağa nasıl geliyor? Hani işe yarar gibi görünüyor mu? Açıkçası bu yöntemi kaygı duyduğun ve güvenli alanını genişletmeye ihtiyaç duyduğun her türlü durumda kullanabilirsin. Belirli fobiler, işte topluluk önünde konuşmak, takıntılı belirli alışkanlıklar,
ya da her türlü aslında kaygı sorununda bu yüzleş yöntemini uygun bir aşamada kullanabilirsin. Tabii ki burada uygun bir aşama dediğim nokta bu yöntemi uygulamaya hazır olmaktır. İçsel olarak belirli eşlik eden negatif düşünceleri analiz etmek de aslında burada önemli bir basamaktır. Eğer orada güçlü bir şekilde özellikle bilinç dışından gelen belli etkenler varsa doğrudan yüzleşme çalışmaları yapmak biraz daha güç olabilir. Eğer kendi kendine bunları yapmakta zorlanırsan o noktada tabii ki bir terapi uzmanına başvurabilirsin ve özellikle o negatif düşünceler, parazit düşünceleri ele almak, bununla bağlantılı bilinç dışı yükleri bir şekilde işleme konusunda belli çalışmalar yapılabilir. Ondan sonra yüzleş yöntemi çok daha verimli ve hızlı şekilde uygulanabilir. Yüzleş yöntemiyle ilgili düşüncelerini, görüşlerini ve aslında deneyimlerini de yani bu yöntemi uygulayıp daha sonra nasıl geldi, neler işe yaradı, yaramadı, bununla alakalı deneyimlerini, görüşlerini, sorularını aşağıdaki yorumlar bölümüne yazarsan sevinirim. Eğer kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Faydalı olduğunu düşündüğün videoları da yakınlarınla, çevrende, sosyal medya hesaplarında paylaşabilirsin. Görüşmek üzere.